Türknet gigafiberle 1000 megabite kadar eşit download ve upload hızına ulaşmak artık çok daha kolay. Evde ailecek aynı anda yani hepiniz beraber dizi, film, maç izleyin ya da oyun oynayın. İnternet takılır mı, dizim yarım kalır mı diye de düşünmeyin. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Kocaeli Gebze'de yaşayanlar. Eğlenceyi Türknet gigafiberle 1000 megabit hızında kesintisiz yaşayın. Bu videonun altındaki linkten altyapınızı sorgulayın ve kısa dönem geçerli özel fiyatlarla Türknet gigafibere hemen abone olun. Hafta sonundan herkese merhabalar. Bu hafta 7. Süper Lig'de 7. haftayı bitirdik ve Fenerbahçe ile Galatasaray yine rakiplerini sirküle ederek puan durumunun zirvesinde farklı bir konumda bulunuyorlar. Yine liderle Fenerbahçe ile başlayacağız cumartesi günü Galatasaray Ankara gücünü yenerek rakip ceza sahasında 53 kez topla buluştu ve bu sezonun rekorunu kırdı. Bir gün sonra da Fenerbahçe Rize Spor karşısında 61 kez rakip ceza sahasında topla buluştu ve son 9 sezonun rekorunu kırdı. Tabi onun daha evveli var mı bilmiyoruz. Yani Opta 2014-15 sezonundan itibaren istatistikleri tutuyor. Detaylı istatistikleri. O detaylı istatistikler arasında Rakip ceza sahasında topla buluşma da var. O 14-15 sezondan önce de 61 kez ceza sahasında topla buluşma. En son ne zaman oldu? Hangi senede oldu? Onu bilmiyoruz. Yani bildiğimiz son 9 senenin rekoru bu. Müthiş bir performanstı. Fenerbahçeli oyuncuları kutlamak lazım. Geçen hafta, hafta sonunda İrfan Can Kahveci'nin topsuz koşularıyla ceza sahası içinden attığı golleri tek tek göstermiştik. Bu topsuz oyun zaten Fenerbahçe'de çok gelişti. O yüzden hücumu çok zengin yapabiliyorlar. Ve bilhassa burada C. Collet için Bence en çok Jeko'nun hareketliliği, sürekli kutuyu boşaltmasını, stoperleri dağıtmasını ön plana çıkarmak lazım ve bence Jeko'nun varlığı İrfan Kahveci'nin ve Şimanski'nin kariyerlerinin en skorer sezon başlangıcını yapmasını da sağlıyor. Ee, geçen hafta dediğim gibi İrfan'ı işlemiştik. Bu hafta da Şimanski'nin gollerini işleyelim. Herkes Şimanski'ni işte Talişka'ya benzetenler, sarışın Talişka diyenler var. Ceza sahası dışı gollerinden dolayı. Ama aslında sahte 9 numara rolünü çok iyi oynayabiliyor. Gerçi Talişka doğru çok iyi oynayabiliyordu ama ceza sahası dışı golleri çok konuşulduğu için söyledim. Aslında ceza sahası içi koşulları bence çok daha ilgi çekici ve e, o gollere bir bakalım. 8 golün 5 tanesi ceza sahası içinden. Burada arka direğe geliyor. Batshuayi müthiş indiriyor kafayla ve boş kaleye Şimanski atıyordu geçtiğimiz hafta. Burada Samsun Spor maçı 90. dakika Umut Nayır bir e, alan açıyor ona. Umut Nayır girmiş diyecek onun yerine ve arkaya atılan topla bir yine sahte 9 oluyor ve çok klas bir aşırtma gol atıyor. Burada e, ee, ön çok güzel bir hareketlenmesi var ve e, sıfıra inmiş oyuncuyu takip edip ön gelip oradan güzel bir gol vuruşu yapıyordu. Sanırım Twente maçıydı bu. Çaykur Rizespor maçı golü Tadiç'in indirdiği yine arka direğe. Yine Ceko'nun boşalttığı alana geliyor. Ceko kendisini Şimanski'nin pozisyonuna atıyor. Oyun kurucu oluyor. Şimanski de kendisini Ceko'nun pozisyonuna atıyor. 9 numara oluyor. Çok güzel bir gol. Burada direkt Ceko'nun doğrudan asisti var. Ben bu doğrudan ve dolaylı asisti çok kullanıyorum uzun süredir. Doğrudan asist böyle Topu kendiniz attığınızda oluyor ve işte asist artı bir eklendiğinde doğrudan asist. Ama dolaylı asist yapan da çok hücumcu oyuncusu var. Bunların en belirginlerinden bir tanesi de Edin Dzeko. Yani boşalttığı alanla veya bazen işte topun üzerinden atlarlar arkasındaki oyuncuya bırakırlar. O bir dolaylı asist olabilir. Çok penaltı olan, alabilen oyuncular. Dribblingçi oyuncular penaltıyı kullanana bence dolaylı asist yapıyorlar. Haneye artı bir asist olarak geçmiyor bazı pozisyonlar ama aslında dolaylı yoldan bir asist yapıyor. Yani Tadić'in Şimanski'ye yaptığı asiste %50 e, asisti ise aslında o %50 de Ceko'nun asisti. Kendi alanını boşaltıyor. Hem oyunu kuruyor Tadiç'e atıyor hem de boşalttığı alana Şimanski'nin girmesini sağlıyor. Bu da aslında dolaylı bir asist. Burada Maribor veya Zümr maçıydı açıydı. E, burada da Ceko'nun direkt doğrudan asist yaptığını görmüştük Şimanski'ye. Çok güzel bir pasta bu. Yine geçtiğimiz hafta olduğu gibi Ceko'nun değerini işledikten sonra e, şunu da söyleyelim. Tabii ki Ceko ve Tadiç tecrübeleriyle oyun zekalarıyla Şimanski ve İrfan Can kahvecinin parlamasında onların en skorer sezon başlangıcını yaşamasında büyük rol oynuyorlar ama Şimanski ve İrfan da şu açıdan hakkını vermek lazım. Ceko 37 yaşında, Tadiç 35 yaşında. İki tane veteran bunlar ve onların enerji eksikliği yaratabileceği durumlarda sizin ekstra enerji harcayıp dengelemeniz gerekiyor. Futbol bir denge oyunu. Atıyorum bir kanadınızda yaratıcı, belki çok koşmayan ama final işleri yapan Tadic gibi bir oyuncu kullanıyorsanız diğer kanadınızdaki oyuncunun da çok daha çalışkan olması ve dengelemesi gerekiyor. Yine santrforunuz mesela preste eksik kalabilirse on numaranız ekstra presi yapabilmesi gerekiyor. Bu arada Ceko'nun preste hiç eksik kaldığını düşünmüyorum da hani Örnek olarak söyledim. Tadic ve Ceko'ya çok iyi bir denge unsuru var. Şimanski ve İrfan Can Kahveci. Yani Şimanski ve İrfan Kahveci bu gollerin diyetini yaptıkları ekstra pres ve çalışkanlıkla ödüyorlar. Onların yerine de koşuyorlar gerektiğinde. Onların hamallığını da yapıyorlar. Ve bunu yapmaktan da son derece memnunlar. Yani e, gocunmadan yapıyorlar. E, Şimanski'nin işte Başakşehir maçında kendi ceza sahasına kadar gelip engellediği pozisyon olsun. Geçen hafta gösterdiğimiz İrfan Can Kahveci'nin Alanya spor maçında rakip sol açığı takip edip ikili mücadeleye kazanıp topu avuta çıkarması olsun. Bunlar çok ekstra detaylardı. Rize Spor maçının önemi şu. Fenerbahçe Antalya Spor'a karşı ve Norşelant'a karşı iki farklı oyunu test etti daha önce. Bir tanesi Antalya Spor önde baskı, Diğeri de Norseland. Geriden oyun kurma. Norseland'a karşı çok verimli bir oyun oynanırken Antalya Spor'a karşı bu senenin en sıkıntılı maçı oynandı Fenerbahçe adına. Norseland'a bu ön alan baskısı çok verimli oldu ama Norseland maçında ileride Batshuayi gibi çok sağlam bir presçi vardı. Kent ve King gibi fizik kalitesi yüksek kanat oyuncuları vardı Tadic gibi bir oyuncu yerine. O yüzden o maçta Pres kalitesinin iyi çıkmasının ve o maçın Fenerbahçe'nin istediği gibi sonuçlanabilmesinin ön alan baskısı açısından. Beklenebilir bir şey olduğunu söylemek lazım. Hatta İsmail Hoca'nın o maça çok doğru bir rotasyon yaptığını, doğru oyuncuları çıkardığını söylemiştik Serkan'la birlikte yaptığımız programda. Hani o beklenebilen bir şey ama esas Tadic ve Ceko varken geriden iyi oyun kurabilen bir takıma karşı ne yapılacağını görmek önemliydi. Rize Spor'da İlhan Palut'a karşı bu test edilmiş oldu ve Dediğim gibi İrfan'ın da Şimanski'nin de yardımlarıyla, Ceko'nun da bence yaşına göre çok çok iyi alan kaplamasıyla Birkaç tane pozisyon var ayağını bir açıyor pergel gibi ve pasları engelliyor. Bu kadroyla yani ideal ilk 11'iyle de bu işi gayet iyi yapabileceğini en azından bizim lig standartında çok iyi yapabileceğini bu maçta görmüş olduk. Tabi insanlar İlhan Hoca'ya neden bu kadar geriden oyun kuruyorsun işte çıkamıyorsun daha çok eziliyorsun vesaire diyebilir ama 3-4 hafta önce bir Samsun Spor maçı oynadı Fenerbahçe. O maçı birlikte izliyorduk hocalarla falan. Hikmet hocayla ekiple volede. O zaman o maçı izlerken şöyle bir cümle kurmuştum. Ya Samsun Spor ne kadar basit bir oyun oynuyor. Topu alır almaz ileriye degaj gibi dikiyor ve o topları çok kolay ku toplayıp işte tekrar Fenerbahçe hücumuna döndürüyor gibi bir cümle kurmuştum. Dün Hikmet Hoca mesela hatırlattı. Bak öyle bir yorum yapmıştın 3-4 hafta önce. Samsun Spor hiç gelişmedi, hiç ilerlemedi ve teknik direktörünü değiştirdi. Ama İlhan Hoca Hoca onun üzerine gidiyor. Cesur bir genç demişti. Bence güzel bir yorum. Ve İlhan Hoca Fenerbahçe maçında 5-0'ın acısını çekmiş olmasına rağmen takımını geliştirme hedefinde. Yani Konya Sporu'da da geriden oyun kurmayı geliştiriyordu. Oyunu geliştirmeye çalışıyordu. İlhan Hoca belki 5-0 kaybetti Fenerbahçe'ye karşı ama kendisine denk sayılabilecek rakiplere karşı gayet iyi puanlar topluyor. Bu Farioli'de de benzer oluyordu. Farioli Trabzon'a karşı Galatasaray Fenerbahçe'ye karşı park yiyordu. Ama kendisine yakın takımlardan gayet iyi puanlar alabiliyordu. Bir sezon işte yukarılara oynadı. Bir sezon orta sıralarda kaldı. Ve bugün de Fransa Lig 1'de yukarıda bulunuyor takımıyla birlikte. Eğer Farioli ilk maçında ilk 5-7 işte Trabzon'dan veya Fenerbahçe'den ilk 5-7 maçtan sonra ben ileri vurayım aman başım sıkışmasın deseydi ve Samsun yaptığı gibi ileri şişirseydi bugün Fransa'da olma ihtimali yoktu. Yani bazen çok güçlü rakiplere karşı da o oyunu geliştirmek adına bu riskleri almak gerekiyor. O yüzden İlhan Hoca'ya geçmiş olsun diyorum ama bu haftaya kadar yaptıklarından dolayı da gelişiminden dolayı da tebrik ediyorum. Maçla ilgili bir detay var. Mert Müldür detayı. Sonradan oyuna girip çok güzel bir pas attı. 5. golde Mert Hakan'a burada görüyoruz. Sol ayağıyla attı. Sağ ayaklı bir oyuncu. Sağ bek oyuncusu. Sol ayağıyla Mert Hakan'a çok güzel bir pas attı ve devamında gol oldu. Mert'le ilgili şöyle bir düşüncem var. Sassuolo'da izlerken veya eski takımlarında izlerken. Top kontrolleri çok iyi bir oyuncu. Mesela bu pozisyonda kaçırdığı gol pozisyonunda görüyoruz. Bir Kelet'te top kontrolünü önünde topu öldürebiliyor ve pas kalitesi de gerçekten iyi bir oyuncu. O yüzden hücum kalitesinin gelişmesini beklediğim bir oyuncu. Fakat aynı maç işte bu maç bu pozisyonun devamında belki uzun boylu bir oyuncu olduğu için burada mesela bir türlü kafasını kaldırıp arka direkte King'i göremedi ve şut attı bu pozisyonda. Pası çıkarsa mükemmel bir asist yapacaktı. Dediğim gibi boyu uzun olduğu için belki kafasını topu sürerken kaldırmak daha zor. Kısa boylu oyuncular daha kolay kafasını kaldırabiliyorlar. Topla ilişkileri daha yakın olabiliyor. Ama top kontrolleri ve pas kalitesi de aslında çok iyi. Mesela son Japonya maçında da bunu fark etmiştim. En sağda gördüğümüz Japon oyuncuyla yan yana olan oyuncu Mert Müldür ve paralel hem pasın şiddetini çok iyi ayarladı hem de çok güzel gördüğü bir pas atıyor. Burada kafasını kaldırabildi. Tam Bertu'nun önüne maçın başı. Ve Bertu'nun şutu da yandan avuta gitmişti ama bu 3-4 kişinin arasından çok iyi bir pastı yani bir sağ bek için. Mert'le ilgili bunu söylemek istedim. Pas ve top kontrol kalitesi dikkat çekici gerçekten. Sadece oyun görüşünü biraz arttırması lazım. Bir bek için de bunlar önemli. Oyun kurucu bekler olabilmek adına gelecekte yani oyun kuruculuk me meziyetlerini geliştirebilmek adına bazı önemli şeylere sahip top kontrol ve pas kalitesi gibi ama oyun görüşünü geliştirmeli diyeyim. Ve son madde bu maçla ilgili. Biraz maçın dışında bir durum. Cikun'un performansı haftalardır çok iyi gidiyor. Bu maçta da gayet iyiydiler Bekaa ile birlikte. Aslında Fenerbahçe'nin yaşadığı değişimi Beşiktaş'ın da yaşayamadığı değişimi gösteren bir transfer. Aslında bir Türk futbolu özeti gibi bir transfer. Özellikle o yüzden dikkat çekmek istiyorum. Şimdi bizim ligimizde 10 yıl önce ilk kez Galatasaray sağlam bir şekilde başlattı. Yani herkes de vardı scout ekipleri ama ne yeterince ciddiye alınıyordu ne de yeterince iyi organize olunuyordu scouting konusunda. Galatasaray 10 sene hatta 10 seneden de fazla bir süre önce Fatih Hoca kurmuştu ekibi. Emir Otkucan ve ekibi başladılar ve orada profesyonel olabildiğince bir ekip kuruldu ve iyi transferler de yapıldı. Bu Galatasaray orada bence bir öncü oldu. Zaten son 10 senedeki belki şampiyonluklara da yansıdı bence bu durum. Daha sonra Fenerbahçe bazen kullandı bunu. Fenerbahçe de scout ekibini kurdu. İşte Batuhan'la birlikte. Bazen kullandılar scout ekibini. Bazen Jorge Jesus gibi tecrübeli büyük teknik adam geldi. Onun dediğini yapalım dediler. Orada pek şey olmadı. Yani istikrar olmuyor Fenerbahçe yönetiminde. Yani aynı kişi kalsa bile başkan olarak bir senesi farklı düşünüp öbür senesi farklı düşünebiliyor. Geçen sene mesela Jorge Jesus'la birlikte stoper transferini hocanın işte sistemine göre yapalım vesaire derken biraz da anlıyor biliyorum tabi. Bir maçta beğendi diye Adana Demirspor Fenerbahçe maçında beğendi diye Samet Akaydın'a devre arasında 4 milyon euro para verildi. Ceremesi çekildi yani Samet Akaydın ne o parayı karşılayabildi ne performans olarak beklentileri karşılayabildi. Bu yaz döneminde ise daha kolektif bir çalışma yapalım dendi. İşte İsmail Hoca teknik taktik konularla ilgileniyor. Transferlerde scoutlar ilgileniyor. Ve Alexander Cicu alındı. Alexander Cicu muhtemelen Fenerbahçe scout şefi Batuhan ve ekibinin son 5 senede 50 kere falan izlediği bir oyuncu bunu şeyden biliyoruz yani 2017'lerde falan Ciko hakkında tweet atmış mesela Batuhan. O zaman Fenerbahçe scout şefi miydi, değil miydi, yeni mi oluyordu bilmiyorum yani. Ekibiyle birlikte en az 50 kere izlendiğini biliyoruz. Yani geçmişten gelen bir hafıza olduğunu biliyoruz. Geçmişten gelen hafızayla yapılan transferler çoğunlukla başarılı oluyor. Öbür tarafta Beşiktaş gibi kulüpler yine mesela Jesusa benzer bir şekilde Şenol Güneş görüyoruz bir teknik adamın böyle yarı tanrı gibi bir kulübün neredeyse bütün kararlarını verdiği, bazen tek bir maçta beğendiği bir oyuncuyu bile transfer ettirebilecek kadar güçlü olduğu figürler. Şenol Hoca çok çalışkan bir insanmış. İçeriden duydum, sordum. Ya bu Amartya'yı nasıl saldırır falan diye biraz araştırdım. Aslında çok izlemiş. Yani ve çok izleyen, çok çalışkan biriymiş. Fakat şöyle bir durum yaşanıyor. Ben de scoutluk yaptığım için çeşitli kulüplerde. Yaz transfer dönemi geldiği zaman Mayıs-Haziran aylarında menajerden listeler akıyor. İçinde o listelerin en az 10-20 tane futbolcu var her biri listenin. Yani her kulübe Haziran, Mayıs, Haziran aylarında en az 200-300 tane futbolcu geliyor. Sırf menajerlerin önerisi, tavsiyesi. Bir hazırlığı, geçmişi, hafızası olmayan kulüpler yeni bir scout ekibi vesaire kuruyorsa veya hoca geliyor, hocanın yanında antrenörleri falan izliyorsa bunlar da yeni küçük scout ekibi gibi düşünebilirsin. Yepyeni, hiç çoğunun %80'inin daha önce adını duymadığı duyamaz da yani. Beş büyüklük oyuncusu değil sonuçta. Türk Süper Ligi'ni aldığı oyuncular. Balkan Ligleri, Boşnak Ligi vesaire. Adını sanını duymadı. 250 tane oyuncu geliyor. Bunlara yarım saat, saat, bir saat baka 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 elemeye çalışıyorlar. 5-6 kişi işte. Ya hocanın ekibi olur ya yeni kurulan scoutlar vesaire olur. Tabii ki çok az bir zamanda hepsine bakılmaya çalışıldığı için. Zaman az dediğim bir iki işte. Yaz transfer dönemi. Antrenman mı yapacaksınız? Diğer bir sürü konular var. Onlarla mı ilgileneceksiniz? Futbolcu mu izleyeceksiniz? Öyle olduğu zaman zaten kafanız karışıyor. Hem de ne karışmak yani. Oyuncular birbirine giriyor. Ee, ve panik bu sefer geç kalırsanız panik de başlıyor falan. Alelacele acele transfer yapıyorsunuz. Sen olacak Amart'i bir izliyor, bir izlemiyor vesaire bakıyor. Belki oradan sonra şey oluyor. Ya Cicu işte hocam 23 kez Ghana Milli Takımında oynamış. Amart 51 kez oynamış diyen oluyor menajerler falan kesin demiştir bunu. İşte biri Premier Lig'de oynuyor, biri Fransa Ligi'nin orta alt sıra takımlarında oynuyor diyen olmuştur falan. Hafızanız olmazsa, geçmişe yönelik bir tecrübeniz, deneyiminiz olmazsa böyle biriniz Amart'i alıyorsunuz. diğeriniz Cikuyu alıyor. Cikuyu alan da böyle şanslı oluyor. Beşiktaş'ta tabii scout ekibi var bu arada. Ulvi Güveneroğlu'yla eski işte 60 yaş üzeri 55-65 yaş aralığında 3-4 kişinin olduğu bir scout ekibi var tabii ama o scout ekibi işte bizim de scout ekibimiz var diyebilsin diye kurulmuş. E, kimsenin güvenmediği yönetimin çok güvenmediği. Sportif direktör olduğu zaman sportif direktörün pek güvenmediği. Hocanın belki biraz daha güveniyordur Şenol Hoca. Dikkate alınmayan, ciddiye alınmayan bir scout ekibi. O yüzden oradaki insanlar iyi niyetle o işi yapıyorsa bile onun karşılığı alınamıyor maalesef. Fenerbahçe'nin o geçen seneki Jesus'tan en azından negatif açıdan bir tecrübe yaşaması ve bu Ciku transferini yapması bence önemliydi diyeyim ve buradan hazır Lafı da geçmişken bir Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş bu maçta bir 4-4-2 denemesi yaptı. Çoğunluk için sürprizdi, benim için değildi. Hatta ben hafta oyunu programında 4-4-2 denemesi yapabilir Şenol Hoca diye düşünmüştüm, söylemiştim. Ee, çok da beklenen bir şey değildi tabii ki. Çok uzun süredir 4-3-3 oynuyor Beşiktaş. Ya ben sadece oyuncu değişikliklerinin değil artık bir diziliş değişikliğinin de bu takıma gerektiğinden bahsetmiştim. Çünkü Abu Bakar çok yalnız kalıyordu, hareketsiz kalıyordu, kolay mark ediliyordu. Onun yanına bir tane daha hareketli bir ikinci forvetin gelmesi Abu Bakar'ı da rahatlatabilir diye düşünmüştüm. İsterseniz dinleyelim. Hafta önünde ne konuştuk 4-4-2 ile ilgili direkt e, tekrar etmemiş oluruz kendimizi. Şimdi Amir Salih ikilisini yapınca bunların ikisi de birbirine çok benzer bir oyuncu. Bunu defalarca söyledim. İkisi de 6-8, ikisi de oyun kurucu ama geride oyun kurucu rolünde e, oyuncular. Bunları oynatıp da bir tane daha üçüncü bir 8 numara eklediğinizde yaratıcılık çok eksik kalıyor. Yani... Jetson bile oynasa, Jetson olmadığında Oxley Chamberlain de oynasa merkez orta sahadaki üçlüden hücuma çok az yardım geliyor. O yüzden üçüncü bir orta saha kullanmaktansa Konya Spor'da hazır beşli savunmaya dönmüşken ortada büyük bir kalabalıkla oynamıyorken ortada bu maçlık ikili kullanmak ve Abubakar da hareketsiz kalıyor. Markajdan kurtulamıyor. Zaten dinlendiremiyorsunuz oyuncuyu. Geçmişte ağır sakatlıklar yaşamış. Bitiriciliği hala çok yüksek ama çok hareketli değil. Stoperleri çok gezdiremiyor. Çok markajda kalıyor. Ve o yüzden de rakip stoperler Beşiktaş'a karşı öne çıkabiliyor. Beşiktaş'ın hücum organizasyonu kilitlenebiliyor. Santerfor'u yeterince hareketli olamadığı için, yeterince boşa deplase olamadığı için. O yüzden Abubakar'ın yanına bence biraz daha hareketli ve biraz daha savunmaları zorlayan sağa sola koşturacak bir forvete ihtiyaç var. Cenk de sakatlıktan döndü ve hiç hazır gözükmüyor. Rebic de sakat. O yüzden Abubakar'ın yanına ya Semih gibi bir genç ya da Muleka gibi fizik olarak bu oyunculardan daha hazır bir oyuncu Oynaması gerektiğini ben düşünüyorum. Yani bir çift forvete dönüş, geçiş döneminde bir çözüm haline gelebilir bence Beşiktaş'ta. Çenol Hoca bildiğim kadarıyla, tahmin ettiğim kadarıyla Semih yerine Muleka'ya o şansı verir diye düşünüyorum. O yüzden ikili Abubakar Muleka, buradaki ikili de Amir ve Salih olabilir diye bir düşüncem var. Şimdi burada benim düşüncem Gezal'ın bir kanatta oynayıp Raşits'in diğer kanatta oynaması gerektiği yönünde. Ama tabii Gezal sakatlıktan vesaire döndüğü için ne kadar yüklenilebiliyor, kendisine ne kadar yüklenilemiyor onu bilmiyorum. Ama hem Zayneddinov hem Raşits olunca da yaratıcılık eksik kalıyor. Ben o yüzden bir kanatta Gezal olur, sol kanatta da Raşits olur diye düşünmüştüm. Ee, öyle olmadı Zayneddinov oldu. Ama yani 4-4-2 Beşiktaş'ı çok mu iyileştirdi? Çok mu daha iyi oldu? Olmadı. Konyaspor deplasmanından 2-0'lık gay galibiyet gayet iyidir ama bunu biraz Konyaspor'un Oyuncularının yetersizliği belirledi açıkçası. Konyaspor'da 5-3-2 oynuyor. İşte sol stoperinde Kalvo, merkez stoperinde Adil, sağ stoperinde Uğurcan Yazgılı, sağ bek Ahmet Oğuz, sol bek Gilerme, 6 numarada Enzonzi, Soner, Oğulcan, Portekizli Santriforları bir de diğer Moreno var. Böyle bir 5 3 ile çıkıyorlar. Şimdi Konya Spor'da geçen seneden beri, İlhan Palut döneminden beri değişmeyen bir şey var. Ben bunu Türk futbolunda bir türlü anlamıyorum. Santrforunuz gol atmadığı zaman değiştiriyorsunuz ertesi sezon. Ama stoperleriniz kötü çıktığında, goller yedirdiğinde, hatalar yaptığında yine o stoperlerle devam etmeye kabul edebiliyorsunuz. Bunu sadece Konya Spor değil birçok takım yapıyor. Ve bu sizin böyle kırılma maçlarında, kritik maçlarda yenilmenize, kırılmanıza sebep oluyor. Geçen sene Vaduz maçı. Daha sezonun başı. Konyaspor yeniden Avrupa'ya katılmıştı Aykut Hocalı döneminden sonra. Seneler sonra. Çok başarılı bir sezon geçirmiş. Vaduz karşısında zeminde zaten işler acısı. Uğurcan Yazgılı yine stoper. Büyük bir teknik hata. Yani top kontrol ve top tekniği ile ilgili hata. Ayağındaki topu rakibe kaptırıyor ve gol yiyorsunuz. Ve Avrupa maceranız. Bütün bir sezon boyunca emek verip de gittiğiniz Avrupa'dan bir basit hata yüzünden elenmiş oluyorsunuz. İlhan Hoca'nın öğrencilerinin emeğine de bir yazık. Kalitesizliğe kabul etmek bir yerden sonra tabii ki böyle durumlar yaratıyor. E yeni sezona başlıyorsunuz. Hadi bakalım yine Uğurcan. E geçen sene zaten size kaybettirdi Avrupa yolunu. Yine bununla oynuyorsunuz. Bu sefer ilk büyük maç. Kendi sahanızda Beşiktaş formsuz. Yenseniz Beşiktaş'ı yeniden bir ivme yakalayabilirsiniz. Böyle Beşiktaş'ı yakalamak kolay değil. Ve Beşiktaş da iyi oynamıyor. Maç ortada. Bir tane orta geliyor Uğurcan Sol la vurayım derken sağ ayağına çarpıyor top Kendi kalesine golü atıyor Vaduz maçından sonra yeniden e Niye değiştirmiyorsunuz? Yani niye stopere bu transferler yapılamıyor anlamıyorum Adil 2 senedir mesela dökülüyor Adil de değişmiyor Kalvo geçen senenin ilk yarısında çok iyiydi Çok formda geldi İkinci yarıdan itibaren çok kötü Mesela ikinci golde de Kalvo Çok kolay çalımıyor bakar soluna çekip gol vuruşunu yaptığı zaman Calvo'nun hemen kendisini yere attığını ve çok kolay çalım yediğini görüyoruz. Bir stoperin bu kadar kendisini yere atmaması lazım. Calvo'da da büyük bir düşüş var. Konya ile ilgili bunu söylemek istedim. Son olarak pazar gününden devam ediyoruz işte Fenerbahçe-Beşiktaş. Pazar günü iki tane oyuncu da ekstra çıktı. Yani yerli oyuncuları Uğurcan'ı, Adil falan eleştirdim ama yani oyuncu bazında bir şey. Yani yoksa yerli oyuncuları eleştirmek derdiyle söylenmiş bir söz değil. Mesela Kasımpaşa'da Aytaç Kara bu sezona müthiş girdi. 7 maç 6 gol 1 asistle oynuyor Aytaç Kara bir 6 8 oynayan hadi bu sene çok 6 oynamıyor da 8 numara oynayan bir oyuncu için ve Anadolu'da oynayan bir oyuncu için çok skorer ve gollerin hepsi jeneriklik neredeyse. Ama ben ilk Kasımpaşa maçını izledim Ankara Gücü ilk hafta ya da ikinci hafta olması lazım. Gittim. Aytaç çok fitti. Ee, hazırdı. Sezona iyi girdiği, yaz dönemini iyi geçirdiği belliydi. Aytaş'ta böyle bir şey var. Bazı sezonlarını gayet iyi geçiriyor. Bazı sezonlarında yaz kampını falan iyi geçirmezse çok çok kötü geçiriyor. Çünkü Aytaç'ın fiziksel dezavantajları da var. Aytaç çok kalın bir oyuncu. Kalçası çok büyük, beli çok geniş. O yüzden dönüşleri falan çok ağır. Ama bu kalçadan şutları da zımba gibi çıkarmasına da sebep oluyor. Mutlaka izleyin. Karagümrük maçında iki tane olağanüstü güzel golü var. Ki e, Karagümrük'ün kalecisi bayağı iyi kaleci yani Litro. Ona öyle gol atmak zor ama çok sert vurduğu için kaleci uçamıyor yani. İkisi de ceza sahası dışından. Bir önceki haftada frikikten çok güzel gol atmıştı. Çok iyi gidiyor. Yine aynı gün pazarın bir başka yıldızı da Yusuf Sarı oldu. Adana Demirspor Beşiktaş'a 4 attıktan sonra bir 4 gollü galibiyet daha aldı ve Yusuf Sarı asist ettiriyi yaptı. 3 tane asisti bulunuyor. Tam böyle Balotelli'ye hoş geldin maçı gibiydi. Balotelli'ye 2 tane çok kolay rahat gol attırdı. Biri kafayla, biri boş kaleye. Yani kafayla da bile hani Balotelli'yi zıplatmadı bile. Direkt olduğu yerden çok kolay bir kafa vuruşuydu Balotelli kalitesinde biri için ve iki asisti direkt Balotelli'ye hoş geldin asistleriydi. Çok güzel üç gol. Balotelli Yunus Akgün gitmiyor zannetmiş, gitmemiş zannetmiş olabilir yani. Oyun tarzı da çok benzer Yusuf'un. Takip etmediyse ay Yunus devam ediyor gibi olabilir. Ondan önce Balotelli ile Yunus da çok iyiydi. O tip kanatlarla Adana Demir'de oynamaya da alışık. Çok güzel asistlerdi ve Adana Demir net bir galibiyet daha aldı. Tebrik ediyorum. Yusuf'u da tebrik ediyorum. Tabii şanssız Yusuf. İrfancan Kahveci gibi bir oyuncu da çok formda milli takım için. Program öncesinde Serkan'la konuşuyorduk. O da Adana Demirsporlu. Ya Yusuf'a üzülüyorum. Çok formda ama İrfancan da çok formda. O yüzden milli takımda oynaması yine de çok zor demişti. Doğru. Ama böyle devam etsin. Yükselişi gerçekten çok dikkat çekici. Hemen hemen herkesi yanıltan bir yükseliş. Çünkü hiç kimse Trabzonspor'daki Yusuf'un bu seviye yükseleceğini, bu seviye gelişeceğini tahmin etmiyordu ben de dahil olmak üzere. Hepimizi çok güzel yanılttı. Tebrik ediyorum kendisini. Devam etsin. Şimdi cumartesi gününe geçelim. Galatasaray'ı konuşalım. Biraz da Manchester United maçı öncesini konuşalım. Bu hafta sonunda bu şekilde tamamlayacağız. İkinci bölümde Galatasaray'la devam ediyoruz.